Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir bebek yeleği yapacağız beraber. Elimde kalınca bir ip vardı. Yine Bim'den almıştım. Kesinlikle reklam değildir. Sadece kalınlığını göstereceğim. Ve sizin de elinizde varsa ki birçoğumuz alıyoruz bu iplerden. Bu bu benim gibi benimle birlikte örebilirsiniz. Kalın iplik olduğu için 60 ilmekle başladım. Kalın dediğim 100 gramında 200 metre bir ip var. 60 ilmekle başladım ve 4,5 numara şişle örüyorum. Burada toplamda 60 ilmek var. Şöyle baktığımız zaman bebek boyun çevresini saracak kadar geniş 60 ilmek. 2 diş haroşa ördüm. Her iki taraftan da 2 diş görünüyor. Örgümün düz yönü bu taraf olacak. 2 diş haroşa oldukça geniş bir alan tuttu ve yeterli miktarda. Sonra Böldüm ilmeklerimi. Şimdi size sayıları vereceğim. Yalnız diğer detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi kalın evet yeleğimizde 6 ilmeği pat ilmeği olarak kullanacağız. Toplam 10 da önde 11 ilmek var. 2 4 6 8 10 11 Bir ilmek bizim sabit ilmeğimiz sağında ve solunda artırma işlemi yapacağız. 2 4 6 7 ilmeği kol için ayırdım. Yine bir ilmek sabit ilmeğimiz var. İğne taktığımız kısımlarda artırma işlemi yapacağız. Diğer tarafta da aynı şekilde 2 4 6 8 10 11 ilmek ön ilmeği 1 ilmek sabit ilmek 7 ilmek kol için ayırdım 1 ilmek sabit ilmek arkada da 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek de arka için yeterli olacak şimdi üst kısımda herhangi bir model uygulaması yapmayacağız sadece roba arttırma işlemi yapacağız o da normal bildiğimiz kolay bir arttırma şekli yapalım. Kenarlar tırtıklı olsun istiyorum. Kalın ip çok gevşek durmasın. O yüzden tırtıklı olmasında fayda var. Şöyle takıyorum şişimi ve ipliği arkadan dolaştırmış oluyorum. Düz olarak örelim. Pat da olsa normal örgü de olsa bu kısım örgümüzün düz yönü olduğu için ilmekleri düz olarak örüyoruz. Şiş kalın olduğu için iğnelerim ince geldi. Başka da ayıracım yok. O yüzden biraz zor işliyor. Şimdi 11 ilmeği ördük. İğneyi çıkardık. Bir kere doladık. Bir ilmek düz. İğneyi çıkardık. Bir kere doladık. Kol için ayırdığımız 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. 7 İğneyi çıkarıyoruz. Bir ilmek doladık. Bir ilmek düz. Bu bizim sabit ilmeğimiz. İğneyi çıkardık. Bir ilmek doladık. Arka için ayırdığımız 20 ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi önümüz kış olduğu için kalın iplikleri kullanalım. Evet, arka için ayrılan 20 ilmeği ördük. İğneyi çıkardık. 1 ilmek doladık, 1 ilmek düz sabit ilmeğimiz, iğneyi çıkardık, 1 ilmek doladık ve 7 ilmek ikinci kol için ayırdığımız ilmekleri örüyoruz. Geldik yine iğneye, iğneyi çıkarıyoruz. Bir ilmek doladık. Bir ilmek düz. İğneyi çıkarıyoruz. Bir ilmek doladık. Kalan ilmekler düz. Hepsini düz olarak ördük. 2, 4, 6 6 ilmek pat olacak yeterli çok geniş durmuyor 5 de olabilirdi aslında ama 6 yapalım bakalım ilk ilmeği örmeden aldık iplik sağda duruyor ve arkadan dolaştırıyoruz 2 burada bir ilik açalım 3 ilmeği ördükten sonra bir tane dolayalım İkisini birlikte örelim. Tekrar bir tane daha ördük. 2, 4, 6 ilmeğimiz oldu. Patı ördük. Bir tane iliğimizi açtık. Unutuyorduk az kalsın. Şimdi diğer ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırdıklarımız dahil. Modelin ters, ö, örgümüzün ters yüzündeyiz. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet tüm sırayı örüp ön yüzde buluşalım. Örgümüzün düz yönündeyiz. Bir kere daha şu arttırma noktalarında birlikte arttırma yapalım. Sonra zaten farklı bir şey yapmayacağımız için kamera arkasında robayı bitiririz. Şöyle Birinciyi örmeden aldık ipi dolandırdık şöyle tırtıklı oluyor yan taraflar düz olarak örüyoruz arttırma noktasına geldik artırdığımızı düz örüyoruz ve buradaki sabit ilmeğimizin her seferinde bir sağında arttırma yapacağız bir sorunda. Artırdık ördük sabitten ilmeği tekrar arttırdık. Her e, düz sırayı geçerken arttırmamız bu şekilde olacak. Sabit ilmeğin sağında ve solunda arttırma işlemini yapacağız. Diğer ilmekleri daha önce arttırdığımız ilmekleri düz sırayı geçerken düz, ters sırayı geçerken zaten tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Geldik yine sabit ilmeğe. bir doladık sabit ilmeği ördük bir kere doğa doladık ve arka için ayrılan ilmekleri örüyoruz bu şekilde arttırma işlemine devam ederek roba kısmını bitirelim kamera arkasında robadan sonra kolları ayırır ve beden kısmında ne yapacağımıza bakarız hepimize kolay gelsin yeleğimizin roba kısmını bitirdik şöyle bakalım dümdüz bir yelek olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kez arttırma işlemi yaptık. Robayı bitirdik. Yani şu sabit ilmeğin sağında 14, solunda 14 kez arttırma işlemi yaptık. Şimdi şurada iliklere de bakalım. İpimiz kalın olduğu için 2 4 6 8 9 haroşeden sonra bir ilik daha açtım. Yine 9 haroşeden sonra bir sonraki iliği açacağız. Şimdi kolları ayıralım ve beden kısmına model uygulaması yapalım. pat ilmeklerimizi örüyoruz. Ön ilmeklerimizi de örüyoruz. sabit ilmeğimizi öne katalım ön, ön ilmeğe ön, ön ilmeğe dahil ettik onu kol için yapmış olduğumuz ilmekleri düz olarak örüyoruz arkaya yakın olan sabit ilmeği kola katalım öne yakın olan sabit ilmeği öne kattık arkaya yakın olanı kola katalım geri dönüyoruz ve düz örüyoruz kol için ayrılan tüm ilmekleri sabit ilmek önündü geri dönüyoruz tekrar şöyle bir sayalım 14 kez arttırdık 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 ilmek olmuş ön sabitle birlikte 26 oldu diğer tarafta da sabit ilmekle birlikte 26 olacak geri döndük ve düz örmeye devam ediyoruz Evet. Kaç? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ilmek oldu. Tabi sabit ilmeği de kola kat, katmış olduk. Tekrar geri döndük. Bir kez daha tüm ilmekleri kola ait olan tüm ilmekleri düz olarak öredim hızlı örüyorum herhangi bir ayrıntı yok sadece düz örgü örüyoruz çünkü Evet. Şimdi yakada da iki sıra haroşa yapmıştık. Burada da iki sıra haroşa yeterli. İlmekleri keseceğiz. Birini örüp iki, birincinin içinden geçiriyoruz. Sonrakini örüp birincinin içinden geçiriyoruz. Sonrakini örüp birincinin içinden geçiriyoruz. Ya da İçinden geçirdikten sonra kalan ilmeği sol şişe alıp ikisini birlikte şöyle içten düz örüyoruz. Sol şişi alıp ikisini birlikte içten düz örüyoruz. Sol şişi aldık. ikisini birlikte içten düz örüyoruz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde kesebilirsiniz. Çok kasmasın, çok gevşek olmasın. Normal bir kesiş yapıp ilmeklerin sonunda buluşalım. Tüm ilmekleri kestik. Şimdi şu alt kısmı birleştireceğiz. Bunun için örgümüzün ön yüzü içte kalacak şekilde şöyle karşılıklı getiriyoruz iki ucu. Şu ilk kesmeye başladığımız ilmeğin ipliklerin altından tığımızı batırıyoruz ve son ilmeğimizi buradan alıyoruz. Bir zincir çekelim. Şurada sıra başındaki ipliklerin altından tığımızı batırdık. Sıra sonundaki ipliklerin altından da batıralım ve kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bir zincir çekiyorum. Sıra başındaki ipliklerin altından, sıra sonundaki ipliklerin altından tığımı batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki boşlukta da bir işlem yapalım burada delik oluşmasın artık zincir çekmeme gerek yok bu ilmeği şişime alıp yoluma devam ediyorum şöyle kapatmış olduk böyle de bir kolumuz oldu arkanın ilmeklerinin tamamını düz olarak örüyoruz Evet, arkaya ayrılan ilmeklerin tamamını ördük. Şimdi buradaki sabit ilmeği de kola katacağız. Devam ediyoruz düz örmeye. Kola ayrılan tüm ilmekleri bir sonraki sabit ilmeğe kadar tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Buradaki sabit ilmek önündü. O yüzden geri dönüyoruz. Ve kol için ayrılan tüm ilmekleri yine düz örüp haroşe görünümünü elde ediyoruz. Evet sabit ilmeğe geldik. Onu da örelim ve geri dönüyoruz. Şimdi burada bir sıra haroşa oldu. Diğer kolda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İki sıra haroşa görünce tabi bir sıra düz, bir sıra daha düz geçip iki sıra haroşayı gördükten sonra Ilmeklerin tamamını kesip diğer kol ağzında yapmış olduğumuz gibi birleştirip tığla e, koltuk altı birleştirmesini yaptıktan sonra yolumuza devam edip ön ilmekleri örüyoruz ve sıra sonunda buluşuyoruz. Şimdi rengi de çok tatlı arka sırada tamamen ters öreceğiz sonra ön yüzden modeli kuracağız ama modeli kurarken bize lazım olan ilmek miktarı 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek ilmeklerimi saydığım zaman patlar hariç 5 ve 5'in katları oluşuyor artı 2 ilmeğimiz yok onun için 2 ilmek arttırmam lazım bir yerlerden onu da koltuk altlarından arttırmayı tercih ediyorum eksilteceksem de koltuk altlarından eksiltmeyi tercih ediyorum Şimdi koltuk altına kadar geçip ilmek çıkartalım oradan. Pat ilmeklerini ördük. Diğer ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Bu sırada. Sonraki sırada model kuracağız. Bunu da örelim. Şuradan bir iplik var zaten burada bir boşluk oluşturmuş. Onu alalım. Şöyle çevirelim ki ajur gibi durmasın. Ve örelim. Bir tane oluşturduk. Şimdi ikinci ilmeğimizi de diğer koltuk altında oluşturalım. geldik şuradan bir ilmek çıkaralım direk onu da gene şöyle çevirerek örelim boşluk oluşturmasın bir ilmek de buradan oluşturduk ilmeklerimizi tamamlamış olduk yanlış saymadıysam tekrar sayarız sonra modeli kurarken Evet model için 5 beş ve 5'in katları artı 2 ilmeğimize ihtiyacımız var. kat ilmeklerini düz olarak örüyoruz. Geldik örgümüzün ön yüzüne kollar bitti artık şimdi bedendeki model uygulamasına başlayacağız modelimiz 4 ıı, sıradan oluşacak o yüzden bu 4 sırayı beraber örelim. Sonrasını artık kamera arkasında yeleği bitiririz. Pati emeklerini ördük. 2 ters 3 düz Modelin hazırlık kısmı. 2 ters 3 düz 2 ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ilmek ters 3 ilmek 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 düz 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bir bakalım e, ilmeklerimize. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Tamam. Doğru saymışım. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz ve 2 ilmek tersle bitiriyoruz. Pat ilmeklerini örelim. Örgümüzün arka yüzünde patları düz, diğer ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek patı ördük. 2 düz, 3 ters. Gör, gördüğümüz gibi ilmekleri örüyoruz. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde bu sıranın tamamını öreceğiz. Pat ilmeklerini de düz olarak öreceğiz. Evet ilmekleri gördüğümüz gibi örüp diğer yüzde buluşalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Pat ilmeklerimizi örelim. 3 alt. Bu aralardaki iki düz şey iki ilmek tersi her zaman için göründüğü gibi öreceğiz. Biz modeli şu 3 ilmeklere kuracağız. İpliğimizi arkaya attık. Bu 3 ilmekten sonuncusunu şu şekilde tutuyoruz ve ilk ikisini bu sonuncunun içinden geçiriyoruz. Bir ilmeği eksiltmiş olduk. Şimdi bu ilmeklerden birinciyi ördük. Bir kere doladık, bir tane daha ördük. Eksilttiğimiz ilmeğin yerine bir tane dolayarak yerine koymuş olduk. İki ilmek ters. Bu üç ilmekten üçüncüsünün içinden şöyle tuttuk. İlk ikisini geçirdik ve bıraktık. Birincisini ördük, bir kere doladık, ikinciyi de ördük. Sonra 2 ilmek ters tekrar aynı işlemi yapıyoruz üçüncünün içinden ilk ikiyi geçirdik birini ördük bir kere doladık birini ördük 2 ilmek ters 3 Üç ilmekten üçüncünün içinden ilk ikisini geçirdik birini ördük bir kere doladık birini daha ördük eksilttiğimizi yine artırdık 2 ilmek ters ve diğer 3 ilmek gördüğümüz her e, grupta aynı işlemi yapalım ve sıra sonunda buluşalım model kurma işlemini bitirdik şimdi örgümüzün ters yönündeyiz 4. modelimizin dördüncü sırasındayız Pat ilmeklerini düz olarak örelim 6 tane patilmeyini ördük. Şimdi ilmeklerimizi yine örgümüzün ters yönünden modelimizin 4. sırasında gördüğümüz gibi örüyoruz. yani 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters Bu şekilde 2 düz 3 ters şeklinde tüm sırayı örüp ön yüzde buluşalım. Şimdi 4 sırayı geçtik. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor demiştik. Bu 4 sırayı tekrar edeceğiz yeleğimiz boyunca. Yani ikinci modele tekrar başlayalım. Sonra kamera arkasından devam ederiz örgümüzü örmeye ve sonunda da yelek bitiminde buluşuruz. Neler yaptığımıza bakarız. Pat ilmeklerini düz olarak ördüm. İlk sırada yapmış olduğumuz gibi iki ters üç düz şeklinde örgümüzün ön yüzünden tüm ilmekleri öreceğiz. Bir sırada model koyuyoruz, bir sırada düz örüyoruz. 2 ters üç düz şeklinde bu sırayı bitiriyoruz. Örgümüzün arka yönünden patları düz ilmek ve diğer ilmekleri de gördüğümüz gibi yani 2 düz 3 ters, 2 düz 3 ters şeklinde iki pat arasında kalan ilmekleri örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldiğimiz zaman 3. sırası olacak modelimizin az önce yapmış olduğumuz gibi Tersleri yine 2 ters olarak öreceğiz 3 e, düz gördüğümüz ilmeklerin Üçüncüsünün içinden ilk 2'yi çıkaracağız ve bu ilk 2'nin Birincisini örüp bir dolayıp ikincisini de ördükten sonra modeli tekrardan kurmuş olacağız Modelin 4. sırası yine 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters şeklinde yani her sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz aslında sadece modelimizin 3. sırasında 3. ilmeğin içinden 2 ilk 2 ilmeği çıkarma işlemi yapıp modeli şekillendirmiş oluyoruz. Bu şekilde devam edelim örgümüze ve yeleğin bitiminde buluşalım ölçülerine bakarız neler yaptığımızı gözden geçiririz herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar yeleğimizi bitirdik. Çok da tatlı oldu. Rengi de çok şeker. Şöyle bir bakalım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de severek ve beğenerek yaparsınız. Model de çok yakıştı. Şimdi detaylarını bakalım. Bir yaşa uygun bir bebek yeleği oldu. Modeli kurduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 model yaptıktan sonra 3 sıra ile bitirdik. İpim tamamen bitti. Yani bir yumağında 100 gramında 200 metre olan bir ipi 4,5 numara şişle örünce bu kadar kaldı. Anca düğmelerini dikebildim ve gerçekten de güzel oldu. Umarım siz de beğenerek ve keyifle yaparsınız. Çok da kolay, modeli de kolay. Şöyle bir ölçelim. 4 ilik açtık. Çünkü ip kalın olduğu için ilik araları 12 yapıyorduk daha önce. Şimdi 9 yaptık ve 4 ilikle 4 düğmeyle bitirmiş olduk. Şöyle koltuk altından enine baktığımız zaman 27 santim. Şöyle omuzdan boyuna baktığımız zaman 32 buçuk santim ölçülere sahip bir yeleğimiz oldu. Evet bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok. Eğer unuttuğum bir şey, kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazarsanız cevaplandırırım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek vedalaşmadan önce videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir bir sonraki videoda başka bir paylaşımla başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın sevgiyle ve örgüyle kalın